Aile ikinci el koltuk aldı. Koltuktan öyle bir şey buldular ki yaşamları tümüyle değişti. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak destekte bulunmayı unutmayın. Kadın kocası ile birlikte yeni aldığı koltuğunu temizlerken minderlerin arasında bir cisim fark etti. Cismi çıkardıktan sonra ise başına çok tuhaf şeyler gelmeye başladı. Kadının hayatı bir anda alt üst oldu. 38 yaşındaki anne bir akşamüstü yeni bir koltuğa ihtiyacı olduğuna karar vermişti. Ancak kocası Richard, 16 yaşındaki oğulları Johnny'yi balığa götürmeyi planlıyordu. Anne yine de balığa gitmeden önce bir koltuk almaları gerektiği konusunda kocasını ikna etti. Böylece onlar evde değilken o da koltuğu yerleştirmek için en iyi yeri bulabilirdi. Mobilya dükkanı oldukça kalabalıktı. Koridorda ilerledikçe ikisi de evlerinde mükemmel duracak bir koltuk gördüler. "Benim gördüğümü sen de görüyor musun?" diye sordu kocası. Bir yandan da koltuğu işaret ediyordu. Anne kesinlikle diye yanıtladı. Bu koltuğun hayatlarını tümüyle değiştireceğinden habersizlerdi. Dakikalar içinde koltuğu satın aldılar ve küçük minibüslerine yerleştirdiler. Eve vardıklarında Richard ve Johnny koltuğu hemen indirip oturma odasına koydular. "Tamamdır, haydi gidelim Johnny. Kamp alanına güneş batmadan varmalıyız," dedi Richard. Neyse ki Johnny çoktan bavullarını hazırlamıştı. Hafta sonu için yola çıktılar. Pazar günü döneceklerdi. Bu da annenin iki gün boyunca evde yalnız kalacağı anlamına geliyordu. O akşam anne koltuğu güzelce bir temizlemeye karar verdi. Çünkü biraz tuhaf bir kokusu vardı. Ovalarken koltuğun yastıklarını kaldırdı. Ve tam o anda yastıkların arasında parıldayan bir şey fark etti. Çok güzel bir altın kolyeydi bu. Oldukça eski görünüyordu ama gayet iyi durumdaydı. Anne kolyeyi elinden çevirirken garip bir şey fark etti. Üzerinde anten olan küçük bir cihaza benziyordu. Tepesinde yanıp sönen bir ışık vardı. Bu bölüm kesinlikle kolyenin geri kalanıyla uyuşmuyordu. Bir çeşit çağrı cihazı falan olmalı diye düşündü. Kendi kendine cihazı dikkatlice incelerken, "Belki internette bununla ilgili bir şeyler bulabilirim," dedi. Ve alt kattan dizüstü bilgisayarını almak için yatak odasının kapısını açtı. Aşağı inerken birdenbire salonda maskeli üç adamın durduğunu gördü. Korkuya kapılan anne çığlık atmaya başladı. Gerisin geriye üst kata doğru koştu. Hızlıca banyoya girdi. Kapıyı kilitledi ve ışıkları kapattı. Hemen telefonunu kaptı ve 911'i aramaya çalıştı. Ama görünen oydu ki telefonu çalışmıyordu. Bu da ne? Ardından gittikçe yaklaşan ayak seslerini duydu. Aniden biri kapıyı açmaya çalışmış ama kilitli olduğunu fark etmişti. "Gidin buradan, istediğinizi alın," diye bağırdı kapının tokmağını çekiştiren adamlara. Derken birdenbire çıtırtı gibi bir ses duydu. Ses daha yükseliyordu ve anahtar sesine benzer bir sesti. "Lütfen bana zarar vermeyin," diye bağırdı anne. "Bütün paramı size vereceğim." Ancak kapının diğer tarafından ses gelmemişti. Tek duyduğu çıtırtıya benzer sesler ve adamların yabancı bir dilde konuşmalarıydı. Telefonunu bir kez daha kontrol etti. Hala çalışmıyordu. Anne tam kocasına mesaj atmaya çalışıyordu ki bir tıkırtı duydu. Bir anda kapı açıldı. Tam o anda banyonun kapısı açıldı ve anneli maskeli üç adamla karşı karşıya kaldı. Adamlardan biri büyük bir çuval çıkararak annenin kafasına geçirdi. Zavallı kadını alıp evden dışarı çıkardılar. Çuvalın boşlukları arasında beyaz bir minibüs gördü kadın. "Beni nereye götürüyorsunuz?" diye bağırdı. Nereye gittikleri hakkında en ufak bir fikri yoktu. "Lütfen benimle konuşur musunuz?" diyordu. O kadar şok olmuştu ki anne, korkmuştu, ağlayamıyordu bile. Sadece gözlerini kapadı ve tüm bunların bir kabus olmasını diledi. Bir süre sonra minibüsün yavaşladığını ve durduğunu hissetti. Kapı kayarak açıldı. Onu bir binanın içerisine götürüp bir sandalyeye oturttular. Tam o anda adamlardan biri annenin kafasındaki çuvalı yavaşça çıkardı. Karşısında bir adam belirdi. Hiçbir şey söylemeden çuvalı annenin kafasından çıkarttı ve kadının karşısına oturdu. Anne etrafına bakındı. Kocaman, boş bir binanın içindeydiler. Havaalanlarında bulunan şu boş hangarlara benziyordu. Ardından gözlerini karşısında oturan adama dikti. Adam tek kelime etmeden kadına bakıyordu. Titreyen bir ses tonuyla kadın, "Sen kimsin?" dedi. "Bunu bana neden yapıyorsunuz?" Adamsa hiçbir şey söylemeden birkaç dakika daha ona baktı ve bir anda cebinden bir şey çıkardı. Rus aksanıyla adam, "İsmin ne?" diye sordu. Bir yandan da cebinden bir fotoğraf çıkartıyordu.
Anne adama baktı ve sesi titreyerek, "Lütfen bana zarar vermeyin. Yanlış insanı almış olmalısınız," dedi. Adam güldü ve, "Hayır, kesinlikle doğru insanı aldık. Bu resmi görüyor musun? Kraliyet elbisesi giyen bir kadın portresi. 14. yüzyıldan kalma balo elbiselerinden biri. Bu resimde sana tanıdık gelen bir şey görüyor musun?" diye sordu. Ağlamaktan ve vücudundaki adrenalin patlamasından dolayı görüşü bulanıklaşmıştı. Ancak dikkatlice odaklandığında görebildi. "Aman tanrım, olamaz." Resimdeki kadının koltuğunda bulduğu kolyenin aynısını taktığını fark etti. Anne kolyeyi işaret ederek, "Bu kolyeyi biliyorum," dedi. Adam da, "Bu resimde gördüğün kadın Anna Baravinka, 17. yüzyılda prensesti. 1745 yılında saray ateşe verildiğinde hayatını kaybetti. Saraya girmeden önce arabasında bu kolyeyi takıyordu. Bu da kolyeyi onun varlığının tek canlı kanıtı yapıyor. Paha biçilemez bir değeri var." Adam ayağa kalktı ve annenin önünde durdu. "Şimdi sana kim olduğumu söyleyeyim. Rus gizli servisi için çalışıyorum. Bu ulusal eseri almam ve birkaç ay önce çalındığı Moskova Müzesi'ne geri götürmem için beni görevlendirdiler. İstihbaratımız kolyenin izini burada, Amerika'da bulunan özel bir koleksiyoncuya kadar sürdü. Kolyeyi yüksek miktarda parayla takas etmek için onunla bir anlaşma yaptık. Koleksiyoncu halka açık bir yerde buluşmak istedi. Dolayısıyla mobilya mağazasını seçti." Anne adamın anlattıklarını sessizce dinledi ve onu bırakacaklarını umdu. Adam sözlerine devam etti. "Mağazada işler ters gitti. Alıcı bizim polis olduğumuzu anlayınca kaçtı. Kaçarken de muhtemelen kolyenin arkasında bir GPS olduğunu fark etti. Müzedeki tüm eserlerin üzerinde bu GPS bulunur. Biz onun peşindeyken o da muhtemelen kolyeyi rastgele bir koltuğa sakladı ki bu da senin kanepen oldu." Adam annenin önünde diz çöktü, cebinden bir mendil çıkardı ve kadının gözündeki yaşları sildi. Anne bu ani nezakete hemen tepki verdi. "Bana ne olacak? Lütfen kolyeyi alın. Kimseye bir şey anlatmayacağım," dedi. Adam telefonunu elinden bıraktı ve elini annenin omzuna koydu. "Bu güç gösterisi için üzgünüm. Fakat kimsenin kolyenin peşinde olmadığından emin olmamız gerekiyordu. Koltuğu tesadüfen seçtiğini bilmiyorduk. Endişelenmeyin. Beni eve bırakın, ağzımı açmayacağım," dedi kadın. "Yalnızca evde olmak istiyorum," diye yanıtladı. Adam annenin ellerini çözdü ve ayağa kalkmasını söyledi. Dışarı çıktılar. Anne onlara doğru gelen siyah bir araba gördü. "Keşke öylece eve gitmenize izin verebilsem. Ancak önce yapmam gereken bir şey var," dedi adam. "Sizi tüm bu durumun içine sürüklemek zorunda kaldığımız için kendimi kötü hissediyorum. Tazminat olarak size 4 milyon göndereceğim. Bu koleksiyoncuya ödemek zorunda olduğumuz miktarın yarısı. Sergey sizi eve bırakacak. Bu konuyla ilgili lütfen sessiz kalın. Sahte bir piyango çekilişi düzenleyeceğiz. Böylece kocanıza paranın nereden geldiğini açıklayabilirsiniz." Anne, "Teşekkür ederim ama tek istediğim evime gitmek," diye yanıtladı. Kadın yarım saat sonra evine bırakıldı. Ertesi gün Richard ve Johnny eve dönmeden hemen önce anne piyangodan bir telefon aldı. Ve telefonda "Tebrikler, büyük ikramiye size çıktı," diyordu. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi yorumlarda bizlere belirtmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olarak destekte bulunabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.